Türkiye'deki suç örgütü çatışması Yunanistan'a sıçradı. İki kişi öldürüldü. Yunanistan'da gerçekleşen silahlı saldırı, Türkiye'deki mafya grupları arasındaki çatışmaların uluslararası boyuta ulaştığını gösterdi. Pire'nin merkezi Paşalimanı'ndaki bir markette yaşanan bu olayda, Yıldıray Öztürk ve Mehmet Baykurt yaşamını yitirdi. Saldırıda ayrıca bir kişi ağır yaralandı. Bu olayın arkasında Türkiye'deki suç örgütleri arasındaki derin husumetler ve kanlı hesaplaşmalar yatıyor. Yıldıray Öztürk ve Mehmet Baykurt'un ölümü dün yaşanan olayda. Yıldıray Öztürk ve Mehmet Baykurt Paşa Limanı'nda bir markete girdikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Halktevcom.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre saldırı sonucunda Öztürk ve Baykurt hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme Türkiye'deki mafya çatışmalarının yurt dışına taşınması olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki mafya çatışmalarının yurt dışına taşınması son dönemde Türkiye'deki suç örgütleri arasındaki çatışmalar ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir boyut kazandı. Yıldıray Öztürk'ün kardeşi Burak, Öztürk'ün kısa süre önce öldürülmesi ve ardından Burak Öztürk'ü öldüren kişilerin babasının öldürülmesi bu olayların ardındaki derin ve kanlı hesaplaşmaları gözler önüne seriyor. Bu tür olaylar suç örgütlerinin ne kadar acımasız ve intikam peşinde olduklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Barış Boyun ve Daltonlar çetesi Türkiye'deki mafya çatışmalarının yurt dışına taşınmasının en belirgin örneklerinden biri, Barış Boyun ve Daltonlar çetesi arasında yaşanan kanlı olaylardır. Geçen yıl Yunanistan'da Barış Boyun'un 6 adamının öldürülmesi, bu tür hesaplaşmaların sınırları aşarak başka ülkelerde de yaşandığını gösteriyor. Barış Boyun ve Daltonlar çetesi arasındaki husumet Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de kendini gösterdi. Geçen yıl Ağustos ayında suç örgütü lideri Halilay Fransa'da Barış Boyun ve Daltonlar çetesiyle yaşadığı çatışma sonucu öldürülmüştü. Benzer şekilde Gürcistan ve Abhazya'da da çete grupları arasındaki çatışmalarda birçok kişi yaşamını yitirdi.